zaten. Survivor'da birinci olana ekstra bir para veriyor muyuz? Yok. Niye bu kadar çırpınıyorlar acaba diye? Konu bak şöyle. Orada olayı paraya götürürsen işi ucuzlatırsın. Survivor'ın şu andaki Türkiye'deki karşılığı Tur abinin görüyorsunuz. Yani şu anda Amerika Tur abiyi konuşuyor. İnan akıl almaz bir şey. Ya evet. Benim Survivor hayalim aslında Tur abidir. Yani Tur abi bugün Amerika'da birinci oldu. Evet. Gitti. Bayağı bütün Amerikalıların katıldığı yarışmada birinci oldu. Sağ olsun geldi anlattı. Ondan sonra şimdi bu gururu ben nasıl yaşadığımı düşünebiliyor musunuz? Biz Tur abiyi yeteneksizsiniz de bir gün bir dans şovda ben karambolde bu dansı çok güzel yaptı dedim. Ondan sonra çağırdık görüşmeye. Yine bu beyin takımımızın olayıdır. Görüşmeye çağırıyoruz. Ben Tur abi biraz fazla asabi buldum o gün. Ondan sonra ya almasak mı dedim. Esat dedi ki mutlaka alalım. Ya beyin takımı olmasa benim. Ben Tur abi belki ben eleyeceğim mesela. Ama ekip olarak işte gurur duyuyorum aslında hepimizden. Biz Tur abi oradan aldık. Konu Tur abinin oradaki 500 bin kazanmış kazanmamış değil. Bugün Tur abinin geldiği yerdir. Prestijidir. Çok ben sen bugün Survivor'ın parasını ödülünü arttırman demek kendine güvenmiyorsun demektir. Yani bugün mesela olimpiyat şampiyonu olana verilen 10 tane ev vermiyorlar. Bir tane ev veriyorlar. Bir tane ev veriyorlar. Mesela 10 ev veririz deyip de olimpiyat şampiyonunu teşvik edemezsin. Orada artık milli ruh devreye girer. Bizde de aslında oyunun öneminin devreye girer. Evet. Peki MasterChef'te Hazar Amin neden ayrıldı? Sıla'yla yaşadığı olaylar mı? Hiçbir alakası yok. Buna anlam vermek mümkün değil zaten. Yani hani Sıla'yla ne olay yaşayacaktı ben MasterChef'te? Hayatımda zaten... Çünkü başka bir MasterChef gibi programa gitti de. Ben hani, bak konuşuyorum. En iyisi varken. Ay biliyorum da bak ben yani bak ben hata yapan bir insanım. Ve hata yapan insanlara karşı da toleransım benim herkesten çok daha fazladır. Çünkü kafamda hep şu var. Hep düşünürüm Acun sen de hata yapıyorsun o da yapabilir. Özel hayatla ilgili de zaten ortada bir hata da yok da onunkinde. Hani özel hayatla ilgili bir şey müdahil olup da bakışlara bakın neyse. Evet. Özel hayatla ilgili bir şeylere müdahil olup insanları yargılayıp ondan sonra programa katılma falan bunlar benim dünyamda olan şeyler değil. Hazar Amin'in kendi ayrıldı değil mi? Biz ya, evet tabii ki yani biz şöyle zaten şöyle bir konu var. Evet. Hep taze kan istiyoruz. Evet. Yıldız Tilbe niye ayrıldı? Ne kötü mü? Kötü müydü? Çok hayır ya, öyle bir şey yok yani. Dedi, burada... Ben artık gideyim ya Acun dedi olmadı mı dedi. Ne dedi? Hayır konu şu biz beraber karar veriyoruz. Burada sanatçıyla da konuşuyoruz. Hani ondan sonra bir daha da çalışıyoruz, bir daha da çağırıyoruz. Yani Hülya Avşar'ı biliyorsunuz. Bir dönem her yerimizde Hülya Avşar vardı. Şimdi? Bugün yok, yarın niye olmasın? Tabii. Hülya benim yani gerçekten bak çok gibi ama çok orası. Görüşmesek de böyle hani kuzenin için ne hissediyorsan sen bugün ben Hülya Avşar için onu hissediyorum. Aa, ne güzel. Benim iyiliğimi benim ne bileyim 20 yaşından beri iyiliğimi isteyen biridir Hülya Avşar. O zaman onu bana hissettirdi, o enerjiyi verdi. Onun gözlerinde ben aldım onu. Yani ben başarılı olayımı hissettirdi bana. O yüzden... Bir de siz böyle sizinle zekada kapışacak partnerleri seviyorsunuz. O güzel olur tabii. Tenis böyle oynama gibi bu. İşte evet. Ben onu biz beyazda zaten iyi yapıyoruz muazzam da olur. Bahsini yayınlamıyoruz zaten. Ha, o kadar. Tabii ikimiz de bazen beşe takıyoruz. Stüdyo gülüyor. Çok iyi tamam mı? Ya. Ondan sonra ikimiz beraber böyle yapıyoruz. Ama... Bunu baba yayınlamıyoruz. Bu fazla, bu fazla oldu diye. Beyazın o konudaki hazır cevabına bayılıyorum. Sacit Aslan mesaj atmış. Dargınlığı sevmem dediğine sonuna kadar katılıyorum. Çünkü bizzat şahit oldum. Kendisine canlı yayında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ha, sağ olsun. Yani dediğim gibi insanların anlaşamaması ve problem yaşaması çok normal bir şey. Ama genelde kafamızı sürekli olarak barışmaya yormalıyız bence. Hiç neyi paylaşamıyoruz diye bir laf vardır ya. Ne güzel. Kaosla beslenen var. Bu şöyle bak şimdi. Efendim? TV8'de hiç oldu mu? Yani kanal içinde ekrana yansıyan. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Belki çok hoşlanmayabilirsin o yüzden geç dersen geçerim. Hakan Ural'la ilgili evet. Esra Erol bir yazı paylaşmıştı. Evet. Ondan sonra bir anda silmişti. Böyle kanal içi anlaşmazlıklarda Acun bir aile patronu gibi ya orada. Patron değil de aile reisi gibi. Oralarda giriyor musun? Tabii ki girerim. Yani ben şimdi o dediğin konu oldu. Hani Hakan mesela... Sizinle de anlaşmazlı oldu. Başka kanallardan satışılabilir. Evet. Hayır o da oluyor. O da oluyor şimdi ama onda da ben mesela Hakan'la konuştum. Yani sizinle ilgili problemle de sizle Hakan'la konuştum. Sizle de konuştum. Yani Esra konusunda Esra ile konuştum. Ya anlaşamamak bak gerçekten çok normal. Yani anlaşamayabiliriz. Bazen de istenmedik şeyler olabilir. Hepimizin anlık problemleri var. Psikolojik var. Tabii. Bir laf edersin o laf çok incitir. Alınır. Toparlayamazsın. Karşı taraf çok alıngandı. Doğru. Bunları yaşıyoruz. Ben diyorum ki bunları yaşayalım zaten. Mühim olan tatlıya bağlayalım. Yani anlaşmazlıkları tatlı. Benim için DGM suçları var kafamda. Hani onlarla barışmam. Şimdi biliyoruz bir tanesi zaten mahkemelik olduğunuz bir hayır mahkemeyi boşver. Yani böyle niyette böyle çok uzun sürelik bozukluklar olduğu zaman sen niyete bakıyorsun. Ya şöyle şimdi benim
yok olmama yönelik ciddi bir arzuya girerse karşı taraf ve bununla ilgili de artık çabalarını hissedersen o tip insanlarla barışman mümkün çok değil. Ama şöyle de bir olay var. Hani buradan da ben aslında biraz hani kindarım ama sonra da bağlarım. Yani biraz benim mesafeler uzun. Ben ertesi gün barışamıyorum yani. Benim problemim o. Senin en canını acıtan haber neydi? Acun Ilıcalı okuduğunda ya bu da yapılır mı dediğin ne var? Üzüldüğün. Ya yok yani o kadar çok haber okuyorum. Ben şimdi 8 yıldır 7 yıldır Türkiye'de şimdi medya takibinin yıl sonu raporunda. Hiç haber atlamıyorsunuz. En çok konuşulan insanım yani. Evet. Bu haberlerin de %10'u belki de hoşuma gitmiyor olabilir. Doğru da böyle beni çok yaralayıcı bir haber çok hatırlamıyorum ya. Allah'a şükür hani öyle bir haber çıkmadı. İnşallah çok çıkmasın. Çok çıkmasın demek ki Allah nazardan. Hayır. Bu arada şimdi kadınlarda negatif haberin ve negatif sözün etkisi erkekten birinci dakika çarpı 5 olur. Benle de çarpı 50 olur. Size bir şey geliyor mesela ayılıp bayılıyorsunuz. Sevgili Ece'nin beni aramıştı falan vardır yanlış ayılıp anlama. Ayılıp bayılıyor zaten kötü oluruz değil mi? Evet, ayılıp bayılma şöyle ya. Yani Allah'ım yani ben buna şimdi iftirayı kaldıramıyorsunuz. Yanlış haberi de kaldıramıyorsunuz. Evet. Ya da bir söz söylenenden kaldıramıyorsunuz. Yapınız bu. Konjonktürel Türkiye'de yapı bu zaten. Evet şimdi hayır. Kadın, hemen de müdahale eder olaya gerçekten. Bak şimdi konu şu. Kadın erkek zaten birbirimize aşırı farklıyız. Evet. Yani kadın erkek eşittir'e ben inanan biri değilim. Bir kere fiziksel olarak eşit değiliz. Fiziksel boş ver. Ruhen diyorum ki size. Sizin beyninizin çalışma sistemiyle bizimkinin hiçbir alakası yok. Acaba umursamaz mısınız ondan mı? Hayır bak kediyle köpek gibiyiz diyorum bana güven. Kediyle köpek gibiyiz. Yani sizin makine böyle dönüyorsa bizimki de böyle dönüyor. Allah Allah. Ya o kadar farklıyız. Çünkü Allah öyle yaratmış. Hı hı. Bunu kabul ettikten sonra hayata böyle bakacaksın. O zaman kadından sen o tepkiyi beklemeyeceksin. Kadın da senden aynı duyarlı fazla beklemeyecek. Ama ortalarda da buluşulacak. Konu bu bence. Şimdi siz aman insanlar böyle dedi diye ciddi bir takıntıya sahipsiniz. Yani ünlü kadınlarda da bunun çarpını artar tabii ki. Evet, bu da normal ama diyorum bak. Bu anormal demiyorum. Tamam. Yani bunu böyle siz böylesiniz diye anlatmıyorum. Siz busunuz. Ben de mesela insanlar bu dedi şu dedi diye bir kaygı yok. Ama çok böyle garip bir durum olduğu zaman müdahale oluyorum. Dikkat ederseniz böyle 3 ayda bir falan hayır bu böyle değil deyip müdahale ettim. Çok az ama. Evet. Genel ama sizde birisi bir şey desin hemen. Sen hemen dönüyorsun ekrana. Bana bak ondan sonra ben buraya bilmem ne filan. Geçen o konuşmanı filan. Ama ekmek işte. Parasıydı konu. Hayır bak o konuda değil aslında hiçbir konu değildi ondan hiçbir şey olmazdı. Aslında baktığında bugün düşün o döneme. Hiçbir şey olacak bir konu değil. Yani o onu demiş, bu beni ima etmiş, bunu demiş. Sen biz birbirimize gaza falan. Getiriyoruz ya. O da ikililerde o risk de var zaten. Biri birine gaz veriyor. İki kız olduğu zaman. Biriniz erkek olsa. Biz lepe evet. Cool down düşürürüz. Aynen öyle. Gazla çalışıyor. Yani o da çok normal. O yüzden hani burada da siz bu tarafta hani çok daralıyor musunuz? Daralmıyorum. Ama siz daralıyor musunuz? Daralıyorsunuz. Bu gerçekten doğalmış. Evet. Peki aylık harcaman ne kadar? Acun. Onu bilmiyorum gerçekten. Yani sen, ayıp olacak bilmiyorum. İnsanlarda gerçekten böyle bir para akla ya, geliyor. Benim aylık harcamam şimdi beni zaten iyi kötü biraz takip eden bilir. Benim aylık harcamam normal şartlarda bütün gün işteyim zaten. Yani ya da Dominik'teyim. Doğru. Bunun dışında benim normal mesela siz ne bileyim Acun parti verdi diye bir şey duydunuz mu? Yok. Yani ne bileyim gece kulübüne gitmem en zaten. En lüksü nedir mesela Acun Ilıcalı'nın o zaman onu soralım. Ya ben şimdi futbol hastasıyım mesela. Yani arkadaşlarımı toplayıp yurt dışına maçlara çok giderim. Hani en büyük lüksüm NBA maçını ön sıradan seyretmektir. En büyük başkanım Fenerbahçe. Hayır Fenerbahçe'nin maçlarına işte deplasmanlara gidiyorum. Daha geçen gün işte Kayseri'deydim. Ondan sonra ondan evvel Alanya'daydım. Yönetici olmayı düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Çünkü taraftar çok istiyor seni. Ya ben o kadar rahatım ki yani gönülden dışarıdan destek vermek çok zevkli bir şey. Hı hı. Sonuçta böyle bir yere bir zorunluluk altında bağlı olmak istemiyorum ben. Hı. Ben gönülden elimden geldiğince kulübüme destek vermek istiyorum. Yani bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama yani şimdi normal hayatta zaten standart bir insanla aynı hayatı yaşıyorum. Sinemaya gidiyorum, yemeğe gidiyorum. Baktığın zaman hep aynı yerlerdeyiz. Kıyafetler aynı. Kıyafetler aynı da değildir. Benimki mesela hani gerçek kıyafete böyle aman para harcım diye derdim yoktur. Siyah tişört. Ben ama dünyasal bölümde diyelim hani özel uçağımla kalkıp NHL finaline gidip, hokey finaline gidip ertesi günde NBA finaline gitmiştim vardır. Hani onun masrafı çok yüksek belki ama o da artık kendi özel zevkim yani. Hani ama bütün gün işteyim diyor. Bu da çok mantıklıydı ya. Çok keyifli. Bütün gün işte zaten adam bir keyif de yapsın değil mi? Teşekkürler abi. Sağ ol. Peki aylık gelirini sordum. Aylık harcama sordum. Aylık gelirini sorayım.
Onu da bilmiyorum bunu. Ya, yani, ama yani ne yapalım, bir para yani, bizim 6 saat hesaplamamız lazım. Şimdi mesela TV yani, Meksika'dan ne kazandık? Hayır, ondan evet. Sonra şey ne oldu? Ya çok havalı değil mi Cevap? 6 saat. Biz 6 saat uzatırız hesap varsa. Bir tane ihtiyacının gibi oldu. Yani iyi kazanıyorum diyelim aslında. Maşallah. Nazar değmez. Evet. Çünkü çok dediğin gibi en çok konuşulan isim olunca seninle de ilgili dedikodular alıyor, yürüyor. Hayır, mesela... konuşuyor zaten. Belli bir level'dan sonra zaten ne istediğini alabiliyorsun, öyle düşün. Konu bu değil zaten. Hani benim bundan hani 5-6 yıl, belki 7 yıl önce zaten her istediğimi alabiliyordum. Hı-hı. Öyle düşünün. Yani dünyada her istediğini yapabiliyor ve alabiliyor olmak güzel bir şey değil aslında. Ama benim amacım, maddi bir amacım olmadığı için orada bir yere vardım da doydum demiyorum. Hı-hı. Çünkü öyle bir amacım olmadı zaten. Ben aman şunu yapalım, şöyle bir şey yapalım. Bilmiyorum, öyle bir şey yok zaten. Ben kariyersel olarak bir doyum aldığım için, o da işte Allah'ın bana lütfu yani. Ben şimdi, benim sistemi çok iyi anlayın. Para kazanma üzerine dünya kurup da dünyaları kazandığın zaman belki bir boşluğa düşüyor olabilirsin ama hı-hı, ben zaten para ama kazanmakla ilgili derdim olmadı. Benim zaten hani bugün de halen dünyada pazarlık yaptığımız, ya da pazarlık unutma. Tamam. Evet, pazarlık yaptığımız bazı ülkeler var. Mesela daha yeni yayına gireceğiz. Biz şimdi mesela O Ses Türkiye'yi Yunanistan'da çekiyoruz mesela, şimdi O Ses'i. Meksika'da çekiyoruz. Ve büyük ihtimalle Macaristan'da da çekmeye başlayacağız. Şimdi bu jüriler, dün Yunan jürisiyle tam bir saat toplantı yaptım. Ve Yunan jürisine dert anlatıyorsun. İşte o sorununu söylüyor, onu anlatıyorsun. Yani bu dünyada ben zaten boğuşurken para zaten geliyor. Şimdi Yunanistan'da 50 şehir alırsan, Survivor'la biz 50 şehir aldık ya. Daha o zaman zaten para kazanırsın. Şurasını ben çok yatıyorum. Televizyon icadından beri. Evet. Doğru. Kırılmış evet, bir rekor değil mi? Peki, Yunan'daki dediğimiz o. Programlardan bahsettik de son dakikalarımız, artık diziden bahsedelim. Evet. Ne oldu? Mutlu oldum. Hayır, bir şey alakası yok. Alakası yok. Konuyu merak ettim. İbrahim Çelikoğlu'la Demet Özdemir'in. Ben değil, bak görüyor musun? Diziden bahsedin dedi. Gözlerim parladı. Hemen ona yordum. Görüyorsun bir şey. Evet, kadınlar böyledir. Kadınlar böyledir. Ne zaman başlıyor? Herkes çok merak ediyor. Dizi yani nasıl olacak konusu, yapımı? Çok güzel olacak bence. Yani ikilinin fotoğraflarına ben bayıldım. TV8 dizileriyle alakalı... Yani biz bir senede bir ya da iki tane, evet, dizi yapmak istiyoruz. Evet. Bunun buradaki amacımız da şu. Yani evdeki herkese ulaşmak istiyorum ben. Yani bir şekilde çocuklar bizi seyrediyor zaten, onu anlıyorum. Sokakta yürürken çocuklar üstüne atlıyor. Ondan sonra ne bileyim, MasterChef'le kadınlara daha çok yakınlaştık. Survivor'la biraz daha çocuk ve erkekteydik. O Ses'te bütün ailedeydik. Şimdi de o dizi seyreden bir ekip var ya evdeki. Evet. O ekibi de yakalamak istiyoruz. O bizim tamamen stratejimiz. Nasıl olacak? Senede bir ya da iki. Yok, romantik komedi olmayacak. Demet Özdemir, İbrahim Çelikoğlu. Evet, dram. Komedi değil, evet, dram. Ama Demet çok güzel bir dram. Güzel. Ne zaman başlayacak? Ters köşe. Ya çok güzel hikayesi var. Ben hikayeyi dinledim. Hikaye mükemmel. Siz heyecanlandınız. İki ayda başlar. Pazarlık aşamasında izliyorsun. Hayır. %80 doğru. Pazarlık yapmıyoruz. Evet. Güzeldi. Bravo. Çok güzeldi sizi ağırlamak. Valla keşke biraz daha süre olsaydı. Bak, kalamıyor muyuz? Gerçekten mi? bir 40 dakika daha uzattım. Peki Acun, bize özel olarak yine son söylemek istediğim bir şey var mı? Bilgiler. Ya bu özelden de kopmuşsa, bu da mesela yok, kadın duygusu. Ama var mı dedikodu var mı? Özelden mesaj. Ben size özelden mesaj yaptım. Aa, son bir şey soracağım, bunu çok merak ediyorum. İstanbul'daki evin satıldı mı, onunla da ilgili biliyorsun. Haberler yapmıştık sonra. Pazarlık yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim, ben konuyu biliyorum. Ben de onu biliyorum. Ya sen ama hiçbir zaman yayında söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatalım ama sadece şunu söyleyeceğim. Çok anlamsız bir şekilde. Evet. Bir yanlış bir bilgiden bir şey açıkladın burada. Komşu o yüzden, evet, neyse, komşu neyse artık. Evet. Şimdi onu, konuyu kapatıyoruz. Hiç rakam evet. Orada beni, hani sizin beni hani yıl içerisinde zaten onun için aradım seni, biliyorsun. En gıcığı da ya, arıyorsun bir şey söylüyorsun. Acun beni aradı yayında, onu diyor. Onu, ben, Acun beni aradı diye, Acun beni aradı diye söylemedim zaten. Ama yani konuyu... Ama hayır, tamam. Acun'un açıklamasında cevap tamam. Hakkım doğuyor. Öyle cevap hakkı falan değil konumuz. Neyse, uzun tamam, konu, uzun reklamlardan sonra bu konuya açıklık getirebilir miyim? Tamam mı reklamdan sonra? Var tabii ki. Var. Olmaz mı? Reklam. Evet, reklamların ardından evet, tekrar beraberiz. Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz ama tekrar kendi söylediği için bir nezaket icabı geldi. O yüzden bütün program bekliyoruz yine. Bütün program gelemem zaten, onu biliyorsunuz ama sizinle olmak benim için bir zevk gerçekten. Çok keyif aldım yani gerçekten. Zaten Ece eski arkadaşım. Seninle de son zamanlarda hem konuşuyoruz, sağ olasın. Bana olan sempatinin de farkındayım. Yani burada olmak benim için zaten normal, evde oturuyor gibi. O yüzden yine geleceğim. Son bir cümle söyleyeceğim. Bunu mutlaka söylemek zorundayım. Cevap hakkı da olacak Acun Ilıcalı'ya. Uğur arkadaşımız bizim magazin servisinden
Çok ağır bir iddiası var sizinle ilgili. Diyor ki maç yapıyoruz diyor. Yenilince diyor halı saha maçında maçı bir türlü bitirmiyor diyor. Bununla ilgili açıklama bekliyoruz diyor. Yani iki tane daha şahit bulsun da inanalım. Yenilgiyi sevmediğinizi söyleyen, söyleyen kim magazinci? Ya eyvah. Peki. Peki efendim, pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı kandiller diyoruz. Evet efendim, hayırlı kandiller diyoruz. Acun Uzun'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim de bir kanalımız var, biliyorsunuz, söylemezsem olmaz. YouTube kanalımız, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hoşçakalın.